var. Biz olmadan bu coğrafyada hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Bizim coğrafi gücümüz, siyasi gücümüz ve toprak imkanları olmadan bu bölgede kimse at oynatamaz. Ben çok korkardım askerden eskiden. Niye korkuyorsun? Ne var askerde? İlk askerle tanışmam 10 yaşındaydı. Ne yaptı size? Şu askerde bir ciddiyet mesela var. Mesela ben şey derdim, ben hiçbir zaman askerle evlenmem derdim. Ne efendim? Askerle asla evlenmem derdim. Askerler sana tarih. Bile mer kalmadı. Ben hayatta nedir biliyor musun? Bir insanoğlunun ömrü boyunca. Bir, vefasız, iki, nankör olmayacak. Nankörlük sevginin mezarıdır. Burada merkez ülke olmuş da soğukkanlı da ne bunlar? Türkiye Cumhuriyeti Devleti Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları tarafından kurulmuştur. Bu cumhuriyetin temelini onlar atmıştır. Bu topraklardan emperyalistleri temizleyenler onlar. Bu kadar yeter. Yani sizin ömrünüz içerisinde size bu kadar yeter. Serçe, olabilir. Bu türkü çığırarak olmaz bu işler. O anne baba meselesi, çocuklar meselesi. Bir gece gelseydi de bir karakolda parçalanmış çocukları bir köye götürseydim, bir mezraya o parçalanmış bebekleri yani, görseydi. Kim olursa olsun gelip sizin çatınız altında birlikte. Geliyor zaten şu anda geliyor. Kim olursa olsun gelebilir mi? Hayır. Ya işte BDP ile yapmazsınız herhalde. Herkesin. Eşkıya ile yapacak başka işimiz var. Dağlarda, yurt içinde. 365 günde dağları temizleyeceğiz. Hem içeriden dışarıda temizleyeceğiz. Durun. Bizim partinin doktrininde, programında 2,5 yıldır resmi dokümanda terör örgütü kuran ve liderlik yapanlara idam geri gelecek taahhütü var ve getireceğiz. Amerikan ordusu Müslüman Arapları Irak'ta öldürürken Amerikan askerleri ölmesin diye dua eden, kabulün kapısını açıp da Türk milletinin, koca milletin ve devletin burnunu rezil eden o hükümetle o başındaki varken bir de şimdi başkası çıktı karşımıza. O da ben Kürt de demem, Türk de demem. Mustafa Kemal Atatürk diyemiyor. Kemal Atatürk. Efendim, toplumsal mutabakatla af gelecekmiş, genel af. Gidiyor Hakkari, orada burada dolaşıyor. Efendim, özellik gelecekmiş. Bakınız, bunu seçim bildirgilerine yaz. Hala bu partinin ve başına getirdikleri heyetin ne maksatta getirdiğini, ne işe yaradığını, bu AKP denilen ampul logolu partiyle bunların beraber anayasanın ilk 13 temel maddesini, Lozan ruhunu, devrimin esasını kasteden Türkiye Cumhuriyeti Devleti adını kaldırmak için şimdi bile bu çıktı karşımıza. Ama şunu söylüyorum. Siz her şeyi mecliste mi oluyor? Meclise girmek mi oluyor sanıyorsunuz? Eğer bu özellik lafı, tek dil, çift dil lafı, işte o adadaki ada tasledilmiş eşkıyayı eve çıkartma konusunda, başka konularda didişiyorlar. Bu konuda sorduğunda hükümetin meseleymiş. Eğer bunları söylemeye, yapmaya geltinin, size var ya, bu ülkenin sokaklarını, mahallelerini, caddelerini zindan ederim.